Kalp ameliyatları yapıldı. Daha sonra hastalar nelere dikkat edecek? Bize en çok sorulardan birisi bu. Bu hastanın hangi kalp ameliyatına olduğuna, bu kalp ameliyatı öncesindeki kalbin performansına ve hastanın mevcut diğer hastalıklarıyla ilgili ne problemleri vardır, süre gelen, daha tedavi edilmesi, takip edilmesi gereken ne tür şikayetleri vardır? Bunlara göre programlanması, planlanması ve takip edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Şimdi ameliyat bazında bakarsak, ameliyat özelinde bakarsak, koroner bypass ameliyatı olmuş. Kalp damarlarına değişik yöntemlerle işlem yapılmış kişilerde. Bizim için önemli olan hastanın o damarlarının, bypass yapılan damarlarının da uzun yıllar dayanabilmesidir. Hastalar şöyle bir yanlış fikre kapılmasınlar. Yani biz ameliyat olduk, bizim için her şey bitti, sıfırlandı şeklinde değil. Yapılan bypassların da aynı şekilde belli bir süre sonra tıkanması, daralması söz konusu olabilir. Hastanın diğer damarlarında da aynı şekilde öyle kireçlerin oluşması ve tıkanma, daralma oluşması söz konusu olabilir. Bunun için biz hastaların zaten saptanan risk faktörleri dediğimiz kolesterol yüksekliği, şeker hastalığının bulunup bulunmaması, sigara içip içmemesi, tansiyon yüksekliğinin olup olmaması, metabolik sendrom dediğimiz bizim şişmanlıkla birlikte, kan yağlarının değişimiyle birlikte olan bazı sıkıntıların olup olmaması, şeker hastalığının kontrol altında olup olmaması, varsa goiter benzeri bir takım hastalıkların olup olmaması şeklinde bazı risk grupları, noktaları vardır. Bunlardan hangisi söz konusuysa hastada o hedeflenmeli ve o yönde tedavide programlanmalıdır. Şimdi biz ameliyatı yapıyoruz, tamam, çok iyisiniz, her şey gayet güzel. Fakat hasta 3 ay sonra sigaraya başlıyor. Hasta 3 ay sonra sigaraya başlıyor, kendisine dikkat etmiyor. Yürüyüşler öneriyoruz, yürüyüşlerini yapmıyor. Kilo fazlası var, kiloyu vermiyor. Kan yağları yüksek ve düzensiz, 6 ay, 1 sene dikkat ediyor, ondan sonra etmiyor. Ve bir süre sonra bize tekrar başvuruyor hasta. Diyelim ki 5 yıl sonra, 6 yıl sonra. Ne oldu? İşte yine şikayetlerim başladı benim ondan sonra. Neden? Yani bunu hastaya zaten izah etmişiz. Ondan sonra bazı şeyler çabuk unutuluyor. Onların düzelmesi için, devamı için hastanın takibinin devamlı yapılması şart. Biz onun için özellikle koroner bypass olmuş hastalarda bu önlemlerin alınmasını son derece dikkat ediyoruz. Hastalara uyarıyoruz. Kardiyoloji de ona göre bunun takibini yapıyor, izliyor. Gerekirse biz de izliyoruz.